mesaj yaymak istemem ama bu fasulye deneyiyle Peki alacağımızı sanmıyorum. Ben artık Peki almak istemiyorum. Zayıf almanın nasıl bir duygu olduğunu tatmak istiyorum. Ben seni uzun süredir tanıyorum. Birdenbire ne oldu sana? Ben de artık kadın olduğumu farkına vardım. Ve her kadın gibi benim de ihtiyaçlarım var. Benim de senden bir Peki'ye ihtiyacım var. İyi öyleyse. Merhaba hanım. Erkekler. Kadınlar. Neler oluyor evlat? Kızlar neden her şeyi bu kadar kişiselleştiriyorlar ki? Kadınlar bizden farklıdır evlat. Daha duygusaldırlar. Mesela ben reytingler düştü diye böyle gözyaşları içinde koşup bana şefkat göster diye pertebe sarılamam. Aziz Ersoy dizisini unutmayın efendim. Evet. Ama reytingler hakikaten çok kötüydü. Teşekkürler. Çok yardımcı oldun. Melek, kendini Banu konusunda çok suçlu hissediyorum. Aman boşver Banu'yu. İster götür çaya, ister götürme. Ben hayatın taşlı ve dikenli yollarında kendi kendime büyümeye çalışacağım. Melek. Makyajım nasıl olmuş? Çok güzel. Duygu'nun bale hocası yaptı. Hem bale hocası hem de makyaj uzmanı. Unutturma, sana bir ara George'u anlatacağım. Ayrıca ben senin kucağına atılmadım. Sen de benim sadece şöyle bir sırtımı sıvazladın. Çok kötü bir durumdaydım ve desteğe ihtiyacım vardı. Öyle bir apaçık ağladınız efendim. Benim için çok zor bir durumdu. 1994 yılıydı. Ekonomik kriz vardı ve 5 Nisan kararları nedeniyle hepimiz çok farklı duygular içindeydik. Ömer Bey, kriz söz konusu. Aman metin olun efendim. Senin randevun yok muydu? Aslında halen devam ediyor. Nasıl gidiyor? Daha iyisini de gördüm, daha kötüsünü de. O havada asılı duran cinsten. Acil telefon deyince niye suratıma kapattın telefonu sen? Çünkü geçen sefer acil durum diye aradığında yalan rüzgarının videoya çekilmesini istedi. Ne yapacağım? Tony ile Kelly evleniyordu. Peki sorun ne? Kelly Tony'nin annesi. Melek, cümlenin başındaki kriz sözcüğünün bu durumla bir alakası yok değil mi? Ömer Bey, yemeğe çıktırmadan kendini 10. kattan aşağıya atmak üzere. Melek, ona da fıtık hikayesini anlatmadın değil mi? Ya da Süheyla teyzenin liposakşın ameliyatında başından geçenleri. Ya da Vahit amcanın gripine olan bağımlılığını. Ömer Bey, hiçbir şey ciddiye almıyorsunuz. Bu senaryoya bakmak zorundasın. Hayat memat meselesi bu. Ömer, eğer o kendininkini gösterecekse benimkine de bakmak zorundasın. Kadarına değmez. Bırakın adamazsın kendini aşağıya. Peki bu kendini atan kim? Necati. Pencere pervazında bekliyor. Yani kendini atmak için bizden haber bekliyor. Korkunç bir şey bu. Baba bir dakika. Tolgacığım sonra. Ama bu çok önemli. Sonra bir tanem. Ama çok önemli. Biriyle acilen dertleşmem gerek. Suzan teyzen yanında canım. Bekleyebilirim.